Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir arkadaşımızın sorusu üzerine bu videoyu çekiyoruz. Soruya geçmeden önce tablomuza bakalım. Ürün var, miktar var, tutarlar var ve tekrar eden ürünlerimiz var. Şimdi arkadaşlar tabloya takılmayalım. Basit olarak bunu hazırladım. Şimdi arkadaşımızın sorusu da şu. Farklı bir sayfadayken şurada yazacağım bir değere ait arkadaşlar ürün. Bu ürün adı olan text box'ın üzerine gelecek. Şu bula tıkladığım zaman. Ondan sonra da buradaki değerler de text box'lara gelecek. Sonrakini tıklayacağım. Yani aşağı doğru inecek. Şurada yazan değer neyse o değeri bulacak. Mesela bezelye dediysek veyahut da patatesi seçtik. Patatesin ilk değeri buraya gelecek. Ondan sonra sonrakine bastığın zaman diğer patatese gelecek. Sonraki diğer patates. Yani şurada hangi ürün yazıyorsa o üründe ne kadar aşağıya doğru varsa sonrakini tıklayarak hepsini verilerini text box'lara alacağız. Bunu nasıl yaparız dedi. Fakat bunu farklı sayfada istedi. Farklı sayfada iken bunu beceremedim arkadaşlar. Farklı sayfadayken yapamadım. Şimdi bunu aynı sayfada da sizinle paylaşmak istiyorum. Lazım olur. Değerli bilgiler var. Find fonksiyonunu arkadaşlar değişik formatlarda kullandık. İşinize yarar diye düşünüyorum. Şimdi hemen kodlarımızı yazmaya başlayalım. Kod ortamına gelelim. User form'u tıkladım arkadaşlar. Şimdi bakın burada bizim olaylarımız hazır. Şimdi yapacağım ilk iş nedir? Text box change olayına, yani text box'a bir veri girdiğimizde ne olmasını istiyoruz? Seçmiş olduğumuz değeri burada işaretleteceğiz. Hemen geldim text box'ın change olayına. Burada hemen bir değişken atayalım. Bool diyelim. Eşittir. Find fonksiyonu burada yazacağım şimdi. Liste diyorum. Şimdi bu liste ne diye sorarsanız. Bakın şu sayfaya burada liste ismini verdim. Yani burada sheets kavramını kullanmayacağız. Liste dedim. Nokta range. A2'den 2 nokta üst üste A24'e kadar alanda bulacak. Neyi bulacak? Nokta find textbox 1'de yazan değeri nasıl bakacak arkadaşlar? Bütün olarak değil, bölüm halinde bakacağı için buraya ne diyoruz? Locat bak diyoruz. 2 nokta üst üste nasıl bakacak? Excel bölüm halinde part dedik. Parantezimizi kapattık. Nokta activate diyelim. Select de diyebiliriz. Fark etmez. Şimdi biz ne yaptık burada? Bool ile yani textbox 1 yazdığımız değeri şurada bulduk. İşaretlettik. Eğer olmayan bir değer yazarsak hata vermemesi için ne yapalım buraya? On error resume next diyelim. Şimdi bakın hemen forma geleyim. Buraya la dedik. Bakın lahanayı hemen işaretledi. Buraya tek bir harf yazsam mesela R dedim. Bakın R harfi nerede var? Salmışsak da var burada. İlk değer olarak geldi. Bunu işaretledi. Şimdi şu text box'tan çıktığım zaman aktif olan şu ürün text box 1'e gelsin. Bunu da text box 1'in çıkış olayında yani exit olayında yapacağız. Geldim burada exit'i seçtim. Buradan da diyorum ki text box 1 nokta pardon eşittir aktif cell. Bu da bu kadar olsun. Şimdi bunu da hemen bir deneyelim buradan. Geldim buraya pa dedim. Bul dedim. Bakın buraya tıkladım. Patates geldi. Şimdi şu bulu tıkladığım zaman da şuradaki veriler buraya gelsin. Exit'te de bunu yapabiliriz. Fark etmez. Ama bunu bulda yapalım.
bakalım. Hemen bunun içerisine çift tıkladım, girdim. Arkadaşlar bizim buradaki aradığımız ürün aktif halde değil mi? O zaman buraya bir değişken atayalım. X dedim eşittir aktifsel.raw diyelim. Satır sayısını bulalım. Aktifsel.raw dedik. Tamam. Şimdi textbox 2 eşittir range ikinci sütunu yani miktarı alıyoruz şimdi. Kapattım, birleştirdim. Neyle? X ile. Parantezi kapattık. Gelelim diğer textbox'a. Ctrl C dedik. Bunu da buraya şöyle bir yapıştıralım. Bunu da 3 yapalım. Bunu da C yapalım. Evet. Bakalım ne yaptık? Mu dedik. Bul dedik. Muzu bulduk. Yüzü bulduk. Bini bulduk. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Şimdi sonrakini tıkladığım zaman diğer muza gelecek. Ve şuradaki veriler yani miktar ve tutarları da textbox'larla gelecek arkadaşlar. Şimdi hemen geliyorum nereye? Sonrakine. Şimdi sonrakini arkadaşlar nasıl yapacağız? Yine find fonksiyonunu burada yapalım. Diğer içimiz ne demiştik? Bul dedik. Buna da bul 1 diyelim. Eşittir. Yine şunları alacağım. Şimdi bunu bakın nasıl yapacağız. Find diyorum yine. Find. Next diyorum arkadaşlar. Sonrakini bulacağımız için next dedim. Parantezimi açtım. Sonrakini bul diyeceğiz. Sonraki ne arkadaşlar? Onun yerini bunu yapmamız lazım. Belirtmemiz lazım. After diyorum. İki nokta üst üste eşittir. Active cell. Yani active cell'den sonraki arkadaşlar. Bu demek active cell dedik. Parantezi kapatalım. Nokta. Bunun satır sayısını buluyoruz değil mi? Row dedik. Bunun satır sayısını bulduğumuza göre arkadaşlar şimdi diğerlerini de rahatlıkla bulabiliriz değil mi? Geliyorum buraya textbox 2 eşittir range A birleştiriyorum neyle? Bul 1 ile. A değil. B olacak burası. Ctrl C dedik. Gidelim buraya. Ctrl V. Burası da 3. Burası da C olacak. Şurada bir hatamız mı var arkadaşlar? After neden büyük harfe dönmedi? Çalıştıralım bakalım ya. Row diyelim. Şimdi ne diyelim buraya arkadaşlar? Bezelye diyelim. B gelsin. Bul diyelim. Tamam. Sonraki dedik. 90 900 değil.
bunu hemen bir kontrol edelim arkadaşlar. Nerede hata yaptım? Şuraya gelelim. Tekrar buradan lahanayı bulalım. Bulduk. Sonraki dedik. Gelelim arkadaşlar. Şurada bir hata var gibi. Bu 17. İkinci lahana nerede arkadaşlar? Şurada 17'yi bulduk. Tamam. ...50, 500. Geldik buraya 160. Biz 220 doğru yaptık ya. Geldik buraya 1600. Lahanamız nerede? İkinci lahana 1600, tamam. Daha var mı? Bir de burada var 180, 1800. Bakalım. Onu da ikinci tıklamada yapacağız. Sonraki dedim. Şurayı selektlememiz lazım arkadaşlar. Biz burada yanlış yaptık. Evet, biz burada yanlış yaptık arkadaşlar. Çünkü selektleme yapmazsak ilk select olan, yani ilk aktif olduğu yerde devam ediyor. Sonraki devamlı arkadaşlar bu ikinci şeyi, lahanayı alır. Üçüncü, dördüncüye gelmez. O zaman biz burayı ne yapalım? Nokta select diyelim. Aktif cell işaretleyecek. Şimdi oldu arkadaşlar ama tabii şu bul hala 17 mi bakalım. F8'e geldim. Hayır. Evet. O zaman ne yapacağız? Zaten buranın satırı belli. Aktif cell diyeceğiz biz buraya o zaman. Değil mi? Bir değişken atayalım. -1 olsun. Eşittir. Aktif cell. Nokta row diyoruz. Tamam. Şimdi şunları da ne yapacağız? Ctrl C dedik. Ctrl V. Ctrl V. Tamamdır. Buradan çıkalım şimdi. Lahana diyelim. Hatta patates diyelim. Bakın burada patlıcan var. Patlıcan yukarıda olsaydı yapmam lazım o zaman. Buraya patlıcanı seçeceksem şayet arkadaşlar. Burada ne yapmam lazım? Pat demem. Patlı. Yani L'yi de koymam lazım ki patatesten ayrılsın. Bu dediğim zaman patates geldi. Şimdi sonrakine iniyorum. Patlıcan 70-700. Şurası. İndim bir aşağıda 120-1200. Doğru mu? Doğru. Daha var mı? Var. Bir de bu şurada var. Patlıcan tamam mı? 200-2000 arkadaşlar. Bu da tamam. Şimdi gelelim öncekine. Bu burada dursun. Şimdi öncekini tıkladım. Şunu arkadaşlar şuradan aldım. Kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Bu 2 olsun. Şimdi bakın find next dedik. Şimdi buraya da sadece şunu yazacağım arkadaşlar. Next'i sildim. Previous yazacağım. Okunuşunu bilmiyorum arkadaşlar. Previous arkadaşlar arama yönü aslında. Aşağıdan yukarıya bu sefer bakacak arkadaşlar. Next'te yukarıdan aşağıya tarama yapıyorken, yani aramış olduğu değeri üstten aşağıya bakarak arıyor. Previous ise arkadaşlar, yani şu
yazı diyeyim. Ve ne yapar? Alttan yukarıya bakarak verileri arar arkadaşlar. Buradaki olay sadece bu. Yani şunlar aslında değişmeye de gerek yok. Kalsın da bunlar böyle. Hiç gerek yok. Şimdi buradan hemen öncekini yapalım. Gelelim şimdi buradan bezelye diyelim. Bul dedik. Sonraki ilk bezelyeye gelmedi sanki ya. Bir saniye. Tekrar girdi, çıktım. Şuraya B desek. Neden ilk bezelyeye gelmedi bu? Biz bunu A2'de mi başlattık yoksa? A2 tamam. Niye böyle oldu bu? Niye? A2, A24 listede aradı. Tamam. Bu niye B? Şunu A1 yapsak ne olur? Bir de böyle deneyelim. Form dedik. B dedik. Şimdi seçti. Sonraki dedik, en sona geldi. Şimdi önceki diyorum. Bezelyeden bu bezelyeye geldi. Şimdi birinciye gelmesi lazım. Evet. Bu da tamam arkadaşlar. Demek ki oraya bir yapmam lazım. O zaman diğerlerini de bir yapalım. Sıkıntı olmasın. Başka var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar, şimdi bu tamam gibi duruyor değil mi? Geldim buraya, patates diyeceğim. Patates arıyorum. Buldum. Sonraki dedim. Bakıyorum patates son mu? Son. Gördüm. Bakın gördüm. Daha aşağı inmeme gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü buraya daha yok. Görüyorum. Pekala. O zaman ne yapıyorum? Geri dönüyorum. Değil mi? Döndüm. Ama benim listem çok uzun. Burayı göremiyorum. Ve buradan sonraki diyorum. Geliyorum. Bakın arkadaşlar, başa geldi. Ama ben burayı göremezsem şayet başa mıdır, sonuna mıdır, ortasına mıdır? Ben bunu algılayamam arkadaşlar. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Şu sonrakine bastığımız zaman en sonda olduğunu algılayacak. Ve biz bunu ne yapacağız? En sonda olduğunu algıladıktan sonra biz buraya ne kadar tıklarsak tıklayalım, kodlardan bizi dışarıya atacak. Şimdi bunu nasıl yaparız? Buna bakalım. Bakın burada önceki için de aynı şey. Yani bakın gösterelim. Lahana dedim. Bulduk. Sonraki dedik. Bakın öncekini tıklıyorum. Geldim. Bakın önceki de aynı şekilde arkadaşlar. Sürekli burada bir dönüş var. Ama ben nerede olduğunu tabii ki bilemeyebilirim. O zaman arkadaşlar bizim bu kodlara ne yapmamız lazım? Yeni eklemeler yapmamız lazım. Şimdi şu bizim sonrakiydi. Sonrakinin arkadaşlar sonda olduğunu nasıl anlayacağım? Bana şu en son aktif olan değerin satır numarası lazım. Bunu nasıl bulurum? Bunu da arkadaşlar biz yine find fonksiyonuyla bulalım. Değişik bir metotta bunu da görelim arkadaşlar. Tabii ki bunu bulmanın farklı yolları da muhakkak vardır. Ama biz bunu yine
Find fonksiyonu yapalım. Farklı bir formatta bunu size göstereceğim. Bunu farklı alanlarda da kullanabilirsiniz. Çok önemli bir bilgi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle böyle karışık projelerde en sondaki değeri bulmak bazen çok önemli olabiliyor. Şimdi arkadaşlar buraya yine şöyle bir değişken yapalım. Ne diyelim buna? Sonraki olsun. Son, hatta sonra yeter. Eşittir dedik. Şuraları alıyorum. Ctrl C dedik. Bunu buraya yapıştıralım. Şimdi tekrar find dedik. Parantezimizi açtık. What diyor, ne? Aktif sel arkadaşlar. Bakın şu anda biz en sondayız, değil mi? Ve bizim, şuraya geleyim, biz en sondayız. Ve satır numarasını aktif olan hücreyi aratabiliyorum, değil mi? Tamam, aktif sel dedim. Arayacak. Aktif sel neyse onu arayacak. Pekala. Look at diyeceğiz. Bakacak. Nereye bakacak arkadaşlar? Bu sefer bütününe bakacak. Excel wall. Whole. Virgül dedim. Şimdi arkadaşlar bunu üstten aşağıya kaçıncıyla bulabilir miyim? Bulamam. Çünkü bakın burada ilk değerde lahana var. Yani bu en son değer. Şimdi burada bunu arama yönü olarak daha önce bahsetmiştik şu find provision'den. Bu arama yönünü arkadaşlar aşağıdan yukarıya bakarak arar. Şimdi biz de burada en aşağıdaki ürünü aradığımız için ben burada şu provision olayını kullanabilirim. O zaman buraya da diyorum ki search Search direksiyon 2 nokta üst üste, yani arama yönü neresi? Aşağıdan yukarıya arayacak. Parantezini kapatalım. Nokta row diyelim. Biz bunun satır sayısını bulacağız. Şimdi aşağı doğru geldim. Eğer diyeceğim burada şu sonraki bize nedir bu? Satır sayısıdır. Aktif olan hücre ile yani aktif olan satırın hücrenin satırı pardon ben söyleyemedim. Aktif olan hücrenin satırı ile şu sonranın satır sayısı aynıysa demek ki en sondandır. Yani şu lahana nerede? Şurada diyelim. En sondaki şeyi bulduk değil mi biz? Satır sayısını. Buradaki de eşit olmadığı için aşağı doğru inecek. En son buraya geldiği zaman, eşit olduğu zaman ne yapacağız? Bizi dışarı atacak. O zaman şuraya da if diyorum. Eğer aktif sel eşitse sonraya, pardon, aktif sel nokta row eşitse nereye? Sonraya. Yani şu bulmuş olduğu satır sayısına ne yapsın? Then bizi o zaman dışarıya atsın. Çalışmasın. Deneyelim mi bunu? Deneyelim. Geldim. Pat dedik. Patatesi pat diye bulalım. Şimdi sonraki dedim. Geldim. Şimdi bakın son patates. Tıklıyorum. Bakın hiçbir işaret yani hareket yok arkadaşlar. Ne kadar tıklasam tıklayayım. Bu daha geri dönüşü olmayacak. Şimdi bakın buradan önceki diyorum. Önceki. Tekrar tıkladığım zaman bakın
Yine en sona geldi. Şimdi gelin bunu da engelleyelim. O da en başta kalsın. Şimdi bunun için arkadaşlar burası tamam. Bunu da tabii burada yapacağız. Şimdi bunu arkadaşlar textbox'taki ilk değeri burada match fonksiyonunu kullanabiliriz. Çünkü bize ilk değer lazım. Ama yine bunu da find fonksiyonuyla yapalım. Fark etmeyecek. Şimdi find fonksiyonunu normalini kullanacağız. Yani ilk şurada yapmış olduğumuz olayı kullanacağız arkadaşlar. Sadece şu bölgeyi alıyorum. Ctrl C dedim. Geldim. Burasıydı değil mi? Buraya yapıştırdım. Sadece bu arkadaşlar. Ne yapacağız? Active cell. If diyeceğiz tabii ki. If active cell nokta row eşitse nereye? Bula. O zaman then exit sub olsun. Exit sub. Bizi dışarıya atsın. Hemen de bunu ne yapalım? Deneyelim şimdi. Geldim buraya. Ne diyelim bu sefer? Sarımsak olsun. Sağ dedik. Bulduk. Sonrakini tıklıyorum. Bakın hareket yok. Geliyorum şimdi önceki. Önceki dedim. Bakın tekrar geldi. Neden? Çünkü biz şuraya şurada nokta row demedik. Nokta row demedik. Şimdi bakalım. Sarımsak dedik. Bulduk. Sonraki. 212.100. Doğru mu? Doğru. Şimdi öncekine gelelim. Bakın. Daha hareket yok arkadaşlar. Ve böylelikle ne yapacağız? En başa geldiğimizi anlayacağız. Sonrakine geldim. Değişiklik yoksa demek ki en sonuna geldim arkadaşlar. Kodlara bir daha bakayım. Ekleyeceğimiz bir şeyler var mı bilmiyorum. Ama şu anda anlatmak istediklerim bu kadar idi. Ben de bunu yeni öğrendim. Öğrendiğim şeyler var arkadaşlar. Hoşuma da gitti. Yani bu böyle karışık projelerde işlerimize yarayacak olaylar içerisinde var diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadar olsun. Şimdi şöyle bir önerim de var size. Eğer yapılmasını istediğiniz bir olay varsa yapabilirsem yaparız. Bunun videosunu da çekeriz. Yani anlatabilirsem, yapabilirsem. Yani bu da bu konuda size yardımcı olmaya çalışırım. Bakın kesin yaparım demiyorum. Yardımcı olmaya çalışırım. Zaten şu zamanlarda da nasıl desem konu bulmakta da bayağı zorlanıyorum. Yani yapamadığınız, takıldığınız bir yer varsa size yapabilirsem yardımcı olurum. Yapamasam da araştırırız. Ne bileyim işte, olmazsa olmaz. Ama yapabilirsek de yardımcı olurum diye düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.